Salam salam, Sofi, ne desem? Ben yaxşıyım, yaxşıyım, necəsən? Mən də yaxşıyam, çox sağ ol. Nə var, nə yox? Hava necədir orada? Havalar necədir? Mən keçən həftə sonunda başqa bir maratonda iştirak etdim. Aha, çox yaxşı. Bu maraton deyildi, ultra maraton. Ultra maraton. 90, 90 kilometr, yox? 90. Ultra maraton yani 42 kilometreden uzun uzundur. Aha, ama ultra maraton bu 92 kilometre değil. Ultra maraton 42 kilometreden daha uzun. Aha, başa düştüm. Ve sen neçe kilometre kaçtın? 44. 44. Okay. Good pitch. Yani teorik olarak ultra maraton. Okay, bu ultra. Ama bu normal bir yarış değildi çünkü birinci olarak gece. Okay. Ve şehrin haricisinde yani yerde çok kar var idi. Aha, o çetin idi, kaçmak çetin idi. Biraz. Aha. Ve sen neçe saate kaçtın? Neçe dakikaya kaçtın? Neçe dakikaya kaçtın? Neçe dakikaya, neçe saat, neçe gün. Neçe gün. Ben vacip değil. Tahminen 8 saat. Aha, başa düştüm. Aha. Ve sen bu Lyon'daydın ya başka şehirde? Başka bir şehirde başlayıp Lyon'da sonuna çıktım. Hayırdır. Ve sen bu yarışmaya tek gittin ya hazırsa dostun ile gittin? Ben tek iştirak ettim. bir velosiped süren bir insan tarafından vuruldum. Her şey yaxşıdır önünde. Veli. Problem yoktur. Azerbaijanca'da bruz mu? Ayak? Bu ne demek? Bir dakika. Bu yakışı sualdır. Zede. Bir neçe zedem var. Okey. Ama balaca zedelerdir, çok büyük zede değil. Çok büyük değil. Okey. Ben demek olar ki hemşe bir neçe zedem var. Zedelik. Ben hemşe zedeliyim. Ve sen maraton için hazırlık edirsen, yani idman edirsen maraton için ya idmanın necedir? Ben maraton ilmanı girem kaçıram. Başa düştüm. Ve her gün kaçırsan, mesela her gün belki seherler kaçırsan, akşamlar kaçırsan, nece hazırlaşırsan maratona? Her gün değil. Ben haftada haftada 4-5 defa kaçsam yaxşı olurum. Başa düştüm. Ve kaçanda adeten harda kaçırsan? İdman salonuna gelirsen ya deniz kırağına gelirsen harda idman edersen? Yani ben idman salonuna gelirim çünkü bayoda çok soğuk. Çok soğuktur. Şimdi ben soğukta kaçmağı hoşlanmıyorum. Yani bir yarış olmasa ya bir yarış yoksa? Yarış olmasa, yarış yoksa ikisi de yaxşıdır. yarış olsa da ben geçen hafta sonunda başa düştüm ki çok çok soğuk olsa soğukta kaçmayı hoşlanmıyorum. Başa düştüm. Şimdi neçe derecedir Lyon'da? Hava neçe derecedir? Bilmiyorum, Lyon'da çok soğuk değil. Bir dereceden 8 derece eder. Gelir. Aha. Şimdi Bakı'da 6 derecedir.
6. Ve Bakı'da bir problem var ki, Sofi, Bakı'da kürek var. Küreklı şehirde, sen bilirsen. Ve buna göre biraz daha soyuludur. Bu yarışın zamanında çok çok kürek var idi. Ama Lyon'un haricisinde heraret sıfırın altındadır. Sıfırın altında. Aha. Ve senin bunun adı nedir? Butulka. Butulka. V-kap. Butulka V-kabı diye. Su kabı. Su kabı. Su kabı. Okey. Su kabı. Ben de iki su kabı var idi Aha. yarış zamanında ve su kablarımda ya su kablarımdaki su donmuştu. Çok çok Boşuz. soğuk. Çok zor dedi. Aha. Ama kaçanda sen biraz kızışırsan, he? Kan yaxşı işləyir bedende, biraz daha kızışırsan kaçanda. İçe bilmiyordum ki. Aha, düzdür. Başa işte. ve sen idman zalında sadece kaçırsan ya başka hareketler de edersen yani belki ağırlıkla işleyirsen veya dumbbell'larla. Ben biraz ağırlıkla da işliyorum ama kaçmağı başka şeylerden daha çok seviyorum. Mesela ben gelirim, ben de idman zalına gelirim her gün ve her gün kaçıram 3 Çok kilometre. çok yaxşı. 3 kilometre. Bu da yaxşı. Her gün 3 kilometre kaçıram. 3-5 kilometre arası kaçıram. Ve sonra ağırlıkla idman edirəm. Çünkü ben ağırlıkla idman etmeyi daha çok hoşlayıram. Bu stres atmak için, rahatlamak için bu çok yaxşıdır. Çok yaxşıdır. Ama ben çok güçlü değilim. Ben de çok güçlü değilim. Sadece biraz. Benden daha güçlü değilsin Aslan. Belki, belki. Eminim. Ve mesela idman eden de bence idman etmek çok yaxşı şeydir elbette. Sağlamlık için əladır. Ve idmanın yanında diyeta eləmək de. Diyet de çok vacibdir. Yemek rasyonu, yemeklere dikkat eləmək, ne yiyirsən, ne içirsən, onlara dikkat eləmək. Sen diyetana dikkat edirsen, yani yemek rasyonun var senin. Yok, ama ben Ah. vejetaryenim. Ona göre ya ve mesela ben tork kimi yemekleri ya adetin yemirim. Şirniyatları yemirsen onda sen. Şirniyatları yemirsen. Ya yağlı yemek, mesela yağlı yemekler yiyirsen. Yağlı yemekler. Ben nahar Aha. üniversitemin kafeteryasında yemirim ve yani ona göre Yiyeceğim. yeyirim elbette. Ve ona göre bu kafeteryadaki yemeği kontrol edebilmirim. Ama akşamlar hanım yağlı yemeği adetini yemiyorum. Sadece bilmiyorum. Ya salat gibi bir şey. Aha, başa düştüm. Aha. Ve sen seherler kurasan Kurasan nedir? yiyirsen. Fransız kurasanı, kurasan, Fransız. Yok. Yok, çünkü kruvasanı hem çok yağlıdır ve hem bence seher yemeği için kifayet değildir. Kifayet değil, düzdür. Düzdür. Yani Aha. ben seher
Yemeği için bir kruvasan yesem 1-2 saat sonra açacağım. Yani Açacağım, o açacağım, açacağım. 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 Aha. Sonra Azerbaycan'da seher yemeğinin adetinde mesela Azerbaycanlılar çörek, sonra yağ pendir yiyip ve biz çöreği alırız böyle, yağı sürtürük, pendir, sonra çöreğle pendir yiyerek. Ben Paris'te olanda, Paris'te ben 10 gün kaldım ve evimin yanında bir çörek satan dükkan var idi orada. Ve orada her gün teze kruasanlar var idi. Her gün teze kruasanlar. Ve Elbette. kruasan alırdım oradan. Ve kruasan, Fransız kruasan ile Azerbaycan seher yemeği yedirdim. Yağ, pendir, kruasan ve yedirdim. Çok Ya iyi anladım tatlıydı. da. Sorry, Bu ne cür diyet diyeti? tatlıydı. Bu diyet değildi. Bu diyet değildi elbette. Bu diyet değildi. O vakit diyetlenmedim. Çünkü seyahat eden de diyet daha çok yemek isteyirim. Farklı yemekler, farklı şeyler. Sadece Azerbaycan'da olan da diyetiydi. Ben seher yemeği için Azerbaycan'da porridge ne demek? Bir dakika. Ne? Püre. Ha? Püre Püre. Yani yiyeceksin. Aa, bildim bildim. Aha. Yulaf yiyeceksin. yulaf. Yulaf Özür yulaf. dilerim. Aha. Ben de indi yulaf yiyeceğim. Aha. Yulaf. Yulaf ve ve yoğurt. Yogurt. Aha. Ben seherler yulaf yiyeceğim. Yulaf, bir yumurta, protein için bir yumurta, yulaf. Sonra blenderde meyve suyu edirem, meyve suyu, farklı meyveler. Onu içirem, bu seher yemeğidir ve sonra başlayırım, güne başlayırım. Aha. Sonra spor salonuna gidiyorsun. Ben seherler idman edirem. Ben seherler idman edirem. Saat 8'de seher yemeği yiyirem. 8'de seher yemeği yiyirem. 8'de bitiririm seher yemeğini. Saat 9'da zala gelirim ve zalda 9'da məşq edirəm. Ve sonra günorta derslere işlemeye başlayıram günorta. Ben akşamlar ne dedim? Akşamlar benim için çetindir. Enerji yoktur, enerji yoktur ve Evet, enerji yoktur ama ben seherler idman etseydim mi onda bilmeyerdim. Aslında benim için bu tersinedir, Sofi. Çünkü mesela ben bir yıl yarım Azerbaycan'a, İspanya'dan kaydandan sonra bir yıl yarım Azerbaycan'da meşk edemedim, idman edemedim bazı sebeplere göre. Ve o vaxtı benim için ders elemek talebeleriyle biraz çetin idi. Mesela ben her gün 6 ders edirdim ve bu çok idi benim için, çok yorulurdum. İndi ben seherler idman edirəm. Seher ama ben idman edende bu sadece 40 dakika. 30 dakika idman edirəm. 30 dakika 40 dakika idman edenden sonra çok enerji var, çok gücüm var, çok rahatım. Ve bugün indi 8. dersimdir. Wow. Ve ben hoşbaktım, problem yoktur. Senden sonra 2 ders de edebilirim. Ders yoktur ama edebilirim. Edebilirim yani. Ve bu neye göre? Çünkü seherler ben idman edirəm ve bu bana daha çok enerji verir, daha çok güç verir. Ve seherler idman edende ben daha yaxşıyam. Daha yaxşıyam. Ve sen akşamlar kaçırsan ama ha? Kaçırsan. Bes yoga ve meditasyon necə? Edirsen yoga, meditasyon kimi idmanlar mesela. Yok, yoga etmiyorum. Benim için çok meraklı değildir yoga. Niye bilmiyorum. Sen yoga edersin? Ben meditasyon daha çok ederim. Yoga değil, meditasyon daha çok ederim. Ve bir gün Tayland'a gitmek isterim. Çok Ve iyi. orada yoga mektepleri var, meditasyon mektepleri var. Biraz onlarla meşgul olmak isterim. Şimdi meditasyon ben evde ederim. Yani evde meditasyon etmeye çalışırım. Çünkü ben şimdi Balaca Şehir'de, Lənkəranda yaşayıram. Ama Bakı'da meditasyon klubları var.
Onlar bu məktəb kimidir, məktəb kimidir. Sən gelirsən ora və müəllim ilə, insanlar ilə, yəni meditasiya edirsiniz. Bu. Bəlkə bu maraqlıdır biraz, yəni Bakıda eləmək istəyərəm belə. Amma daha çox Taylanda getmək istəyirəm. Çünki Taylanda bir dostum var, o Taylanda yaşayır. Və onunla bərabər yoga eləmək, sonra kamp, yoga kampları var orada, meditasiya kampları var orada. Bu da maraqlıdır. Bence her ülkede dostum var Azmir. Çünki online işləyirəm. Çünki online işləyirəm. Bu mənim üçün Evet. asandır və o da müəllimədir. O da online işləyir və o mənim həm dostumdur, həm tələbəmdir və buna görə yaxşıdır. Aha. Bəs sənin üçün Asiya ölkələri necə maraqlıdır? Məsələn, Tayland, Yaponiya, Çin, Asiya dilləri, Asiya ölkələri. Bilirim diye. Çünkü ben ne Çinli, ne Japonili, ne Taylandili bilmiyorum. Ve Yes. ona göre bu ülkelerine çok maraklanmıyorum. Bəs öyrənmək istəyirsən, yəni bu mədəniyyətlər sənin üçün maraqlıdır. Ben biraz Kore dilini öğrenmeye çalıştım. Ve yani üç yıl bu dille meşgul olarak oldum ama üç yıl. Evet. Çünkü o zaman sevdiğim insan Koreliydi. Ama 3 yıl sonra hiç sohbet edebilmedim Kore dilinde ve bilmiyorum niye ben her zaman düşünüyorum ki indi ben harici diller öğrenmek hakkında daha çok bilirim. Daha farklı metodlarda, farklı Yani yöntemler istifade edersen. indi yeni Kore dilini öğrenmeyi çalışsam olabilir Elbette, daha yakın elbette. öğrenebilirim. Ama ama bugünlerde hiç vaktim yok çünkü ben Azerbaycanca öğrenirim, Arapça da öğrenirim, Rumunca da öğrenirim ve Farsça da riyaziyat hakkında Konferans. yani danışmamı bacarmak istiyorum. Ve yani ona göre Farsça ile de meşgul olurum. Ve yani benim Miyahet'e yatmak için kifayet vaktim yoktu. Çok dil var, çok dil var indi. Aha. Ha, Aha. evet. Ve sence sen Kore dilini sevdiğin insana göre öğrenmeye başladın, düzdü? Düzdür. Mende de böyle bir hadise oldu. Ben Polak dilini sevdiğim insana göre öğrenmeye başladım. Ve sence sen bir dili öğrenende o insanın medeniyetin daha yaxşı başa düşürsen, yani münasibet kurmak daha asan olur ya sen niye Korece öğrenmeye başladın yani? Niye ona göre başladın? Niye? Çünkü ben bir insanı sevsem niye onun dilini öğrenmek istiyorum her zaman. Niye o belki niye onun medeniyetini daha yakışı başa başa bir şey bilirim değil. Ve yani niye sadece o insanın dilinin yani o
o insanla öz dilinde danışabilirim. Öyle değil. Danışmak isteyelim, başa düştüm. Mende de aynı sebep idi, yani onun sevdiğim insanın dilinde danışmak isteyirdim ve daha çok onun ailesiyle danışmak daha asan olsun diye öğrendim. Ve onu dilin öğrenenden sonra onun medeniyetini daha çok başa düşmeye başladım. Ben bu sebepten de Rusça öğrendim. Ve biz sevdiğim insanla birinci İngilizce danışmaya başladık. Yani bizim münasebetimiz İngilizce oldu. Ve bazı cümleler var idi, o istifade edirdi İngilizce. Ve ben başa düşmürdüm, o niye bu cümleleri istifade eder İngilizce? Çünkü o cümleler biraz kobuttur belki, yani niye o istifade edir? Parak dilini öğrenenden sonra ben başa düştüm, o niye o cümleleri istifade eder? Çünkü o palyak düşüncesidir. Palyak düşüncesiyle palyak cümlelerini İngilizce deyirdi bana. Palyak dilini öğrenenden sonra bunu başa düştüm ve daha asan da oldu başa münasebet kurma. Ve sen sevdiğin insana göre Rusça da öğrenmişsin ha? Ben sevdiğim insana göre Rusça öğrenmeyi başladım. Ama onda bu insanı terk edenden sonra Rusça öğrenmeyi devam ettim. Çünkü o zaman Rusçanı sevmeyi başlamıştım. Mende de aynıydı. Palyaktan öğrenmeye başladım. Sonra sevdiğim insanı terk edenden sonra devam ettim palyak dilini. Çünkü daha çok artık seviyordum o dili. Dil de gezeriydim benim için. Ama başka... öğrendiğim başka dilleri o sebepten öğrenmeye başlamadım. Sadece Korece ve Rusça. Ben de sadece palyakçı. Ben de sadece palyakçı. Yani ben bir yıl biz Fransızca femme fatale diyerek. Fatale İspanca pis demektir, yok? Fransızca da pis değil. Öldüren bir kadın. Güçlü bir, öldüren bir kadın. Güçlü değil. Kişiler öldüren bir kadın kimi bir şey. Yani çok... yani kişiler için çok... Tehlikeli? Tehlikeli? Tehlikeli, belli. Beni çok güzel, çok celbedici bir... Celbedici, aha. Aha, hazır. Fan fatal değilim. Bilmiyorum ya, tahminim ya 10-11 dil öğrenmeye çalıştım. Ama yani 10-11 sevdiğim insan yok idi. Ve Rusça öğrenende çetin oldu senin için. Yani sen sevdiğin insanla artık Rusça danışırdın ya Fransızca, İngilizce danışırdın? Biz İngilizce danışırdık. Ya biraz gelebilir çünkü hamı değiller ki Rusça çok çetin bir dildir. Ama bence o kadar çetin değildir. Başa düştüm. Ama ben o zaman ben doktora yazıldım. Ve akşamlar başka bir üniversitede Rusça okuyordum. Haftada tahminen 10 saat dersleri var idi. Ve bütün akşamlar.
Bütün axşamlara başa düşdüm. Aha. Sən daha çox özün öyrənirdin ya daha çox müəllimin köməyi ilə öyrənirdin? Mən Rus mən o zaman düşünürdüm ki xarici bir dil öğrenmek için Müəllim lazım. müəllim lazımdır, ders lazımdır. Ama sonra beni Add1challenge keşf ettikten sonra başardım ki Budist değil. Benim ağzım değil. Başa düştüm. Yani müellim faydalıdır ama bir grup yani bir grup dersi lazım değil. Grup dersi lazım değil. Esnende grup dersi çok Faydasız. faydasız. Faydasızdır. Grup dersi bence de faydasızdır. Fikirleşirim ki müəllim faydalıdır. Çünkü sen müəllim ile biz daha tez öğrenebiliriz. Elbette müəllimsiz öğrenmek mümkündür. 100% mümkündür. 100% mümkündür. Ama müəllim ile mesela ben indi mesela Slovakça öğrenirim biraz. İndi özüm öğrenirim çünkü ben tələsmirəm ama Almanca öğrenirim. Almanca üçün müəllimim var. Müəllimim niyə? Çünki məsələn mənim suallarım var və mən müəllimə sual verirəm. Bu niyə belədir? Bu niyə belədir? Bu nədir? Bu nədir? Sual verirəm. Mən bunu öyrənmək istəyirəm. Mən bunu öyrənmək istəyirəm və o mənə öyrədir. Ama kitablar ilə tapmaq və ya YouTube videolarına baxmaq biraz vaxt lazımdır bunun üçün. Və buna görə məsələn mən müəllimlə həftədə 2 dəfə praktik edirəm. Ama elbette ki müəllimsiz de mümkündür. Bu. Ben Rumunca için müellim, yeniden müellim aldım. Aslında gelecek birinci gün birinci dersimiz olacak. Çünkü başladığım gibi çok çok tembel olduğum için müellim. Müellimim yoksa ben kifayet kadar iş meşgul olmuyorum. Başa düştüm. Motivasyon için müəllim de yaxşıdır. Düzdür, düzdür. Aha. Ben indi çok korkuyorum. Bu birinci dersden çok korkuyorum ve her gün 2-3 saat Rumunca müəllimin çok korkuludur. Çok agresiftir, çok Yok, korkuludur. müellimim müellimim 20, 21, 22 Çok cavandır. yanında değil mi? Bir kızdır. Aha, yaşında bir kızdır, yaşında bir kızdır. yaşında bir kız, balaca bir kızdır. Okay. Ve eşittiğime göre çok merhaban bir müellimdir. Okay, ama sen yine de korkursan. Ama sen yine de korkursan. Başa Çünkü ben düştüm. bu müellime Rumunca'da bir mesaj gönderdim ve ben Rumunca'da çok yani Rumunca'da yaxşı yazabilirim. Çünkü internet kömeğini çok asandır. Yani mesela lüretin kömeğiyle reverso adlı bir website. Yani Google Translate ve aslında yani çok çetin yani çok güzel bir mesaj yazdım ama indi yani fikirleşiyorum ki bu müellim bilmiyor ki ben yani hiç Rumunca danışabilmiyorum. Aslında senin için Rumunca daha asandır. Çünkü Fransızca bilirsen, İspanca bilirsen, İngilizce bilirsen, İtalyanca da bilirsen. İtalyanca bilmiyorum. Aha, ama yine de senin için biraz daha asan olacak. Ve niye Rumunca Niye öğrenmişsin? Mesela adam Rumuncanı çok seviyor. Ve birinci yıl Rumanya'da
yaşlar işledi ve onun ikinci arvadı babadan, onun Yanımda babadan. Ve onlar başlıyorsun. evden onlar birlikte Rumunca danışırlar ve ben de hiç başa düşebilmiyorum. Ve yani ben ondan yani onu hoşlanmıyorum. Başa düştüm. Aha. Ve Sofi sen bir söz dedin. Dedin ki sonra başa düştüm ki bir dil öğrenmek için müəllim lazım değil ve mən özüm öğrenebilirim. Sence bu teknoloji sayesindedir ya sadece kitaplar ile de dil öğrenmek mümkündür? Yani sadece bir gramatik kitabı alırsan ve o kitaplarla öğrenirsen ne fikirləşirsən? Bence bir yani CD gibi bir şeydi lazımdı. Kediyatlar. Kediyatlar lazımdı. Çünkü o yoksa bu dil nece yani bu dilde bu dil nece danışıldığını yani öğrenmek mümkün değil. Mümkün değil, düzdür, düzdür. Ona göre teknoloji sayesinde daha asandır, he? Teknoloji sayesinde. Teknoloji çok çok faydalıdır. Mesela Düzdür. dilmanç. Benim bir talebem var Amerika'da. O Cənubi Karolina'da yaşayır ve o deyir ki, o Fransızca müəllimidir. Çok yaxşı Fransızca danışır, çok yaxşı Fransızca danışır. Ve onun təqribi 55 yaşı var. Ve o Fransızca 10 yaşında öğrenmeye başlayıp. Ve ben deyirəm, sen necə 10 yaşında, yani 45 il evvel texnologiya yok idi, sen necə öğrendin? Deyir, aslında benim çok yaxşı müəlliməm var idi. Dedim, okey, o ne idi, necə müəllim idi? Deyir ki, onda kasetler var idi. Ve o kasetlerde diyaloglar var idi. Standart diyaloglar idi o kasetlerde. Ve bizim grupta 5 tələbə var idi. Mesela bu hafta bu kasetler ile ben praktik edirəm. Gelecek hafta başka. Kaset sadece birdir. Düzdür. Ve 5 tələbə var idi. Her hafta farklı tələbələr praktik edirdi. Ben indi fikirləşirəm. İndi Fransızca podcast yapmak 2 saniyədir. Düzdür. Veya İspanyolca podcast yapmak. O vaxt bunlarda kaset var idi, maraqsız diyaloglar sadece. Ve onlar o diyaloglar ile Fransızca öğrenmeye başlayıp, fikirləşirəm, o vaxt dili öğrenmek çok daha çetin idi. Belki. Ama ben adeten yani onlar da podcastlar olmadığı dilleri Ha. öğrenirim. Mesela Azerbaycan, Azerbaycan. Farsça, Rumunca. Yani ben çok maraksız cümleler öğrenmeye meşgul kaldım. Mecbur kalırım. Aha. Mesela bu nedir? Sadece yani tatoy beden Azerbaycan'da yazılan bütün cümleler, bütün cümleleri aldım. Aha, ve yine ezber bilirsen o cümleleri. He? O cümleleri yaxşı bilirsen, he? Yaxşı öğrenmişsen o cümleleri. Böyle ben o cümleleri memorize koyup onlarla flashcardlar yarattım. Ama sen bu nedir? Tom is ridiculous. Tom gülünç diyor. Çok maraklı cümledir. Çok maraklı diyor. Ve hususuyla İran'ın lehçesi için bir ders materyali almak çok çetindir. Elbette. Ve benim sadece yani bir kitabım var. Bu Farsça bre.
Yani bu fazla da yazılan bir kitap. Yani, yani İran'da yaşayan ve Azeri, Azerbaycanca öğrenmek isteyenler için bir kitap. ve mesela bir meraklı bir diyalog var. Sen niye Azerbaycanca bilmiyorsun? Ben çünkü ben Tehran'da anadan olmuşam. Evveler Azerbaycanca öğrenmediğim. Yani bu kitap bence bu kitap yani, İranlılar içindir. İranlılar içindir. yani annesi Azeri olan İranlılar için. Düzdür, düzdür, düzdür. Aha. Bu kitap onda ecnebiler için değil. Bu sadece İran'da yaşayan Azerbaycanlılar ki, hansının ki ailesi Tehran'da yaşayır. bu kitap bu kitapla bir CD yani var? Bu kitapta bir CD de var. Ben bu CD ile bugün indi memrezde flashcardla yaratmaktayım. Yine diyaloglar diyaloglar herden biraz geri veriyor ama. Ben ne inerim Sofya? Mesela sen bilirsen ben İspanca danışıram ve benim İspanya'nın Leon şehrinde dostlarım var. Ve Leon İspanya'nın cənubunda yerleşir ve onların cənub aksenti var, cənub ləhcəsi var, çok farklı ləhcədir. Ve ben onlar ile Leon ləhcəsində danışmak istəyirəm. Yani İspanya Madrid aksentinde yok ama Leon aksentinde. Ve elbette ki Leon aksentinin podcastlarını veya kitaplarını tanımak imkansızdır. Ve ben ne dedim? İspanca öğrenenden sonra benim orada bir neçe dostlarım var. Ve ben dostlarıma dedim ki, okey, siz benim için podcast edeceksiniz. Ve onlar dedi, podcast nedir Aslan? Bu çetinde dedim, yok. Ne edersen, telefonu alırsan, okey. Ve benim için 5 dakikalık audio yazırsan, mesela biz Türkiye'de tanış olduk. Sen mesela İvan, Türkiye'ye nece gittin? Okey. Ve bu aslında ben viza aldım, Erasmus programına koşuldum, Erasmus programından bunu eledim, bla bla bla. 5 dakika danışır. Ben her dostuma bir 5 ve 10 mövzu veririm. Okey, sen İspanya hakkında, Türkiye hakkında, yemekler hakkında, bunun hakkında danışırsan. Ve sonra benim elimde toplam 30 audio var. Ve her audio 5 dakika 10 dakika. Ve bu çoktur, düzgün bu çoktur. Ve ben her audionu 100 defa kulak astım. Ve onların 100 defadan daha çok. 100 defadan daha çok. Mesela onlar danışır ve ben yazıram. O cümleleri yazmaya çalışıram. Bütün cümleleri yazandan sonra, gramatikanı öğrenenden sonra, sözleri öğrenenden sonra artık cümlelerin intonasyasını öğrenmeye çalıştım. Ve sonra başladım yavaş yavaş Leon aksent ile biraz anlaşmaya. Bu yaxşı teknikadır. Çünkü ben öz materiallarımı özüm yaradıram. Mesela dostum var, deyirəm, okey, sen bu mövzu hakkında danış, okey? Fikirləşmə, sadece danış, okey? Ve o edir, problem yoktur. Sen danış, çünkü normal insanlar böyle danışır. Mənə profesyonel audio lazım deyil, istəmirəm. Mən çok natural audio istəyirəm, düzdür? Mən daha effektiv olsun deyə. Ve sen de belki belə bilirsin. Senin Təbrizdə dostların varsa, onlardan xahiş edə bilirsin veya onlara bir miqdar pul verə bilərsən, əgər müəllim varsa, məsələn, bir miqdar pul verə bilərsən və onlar sənin üçün belə materiallar yaratsın. Amma yəni mən indi bu kitabla məşğul ola bilirəm. Amma səncə bilmiyorum, mesela sen ohoye doktor kimi? Ohoye doktor? Ohoye doktor. Ne demektir? Ohoye doktor yani... O hekimdir? Hekim, ohoye değil.
Ogoy doktor. Yani hekim bey. Okey. Biz Ogoy Azerbaycan'da yoktur. Onların Azerbaycan. Azerbaycan canında var. İran Azerbaycancasında. Aha. Aha. Bu Azerbaycanca çok garibidir. Ve sence çok fark var yani İran Azerbaycancasıyla Tebriz Azerbaycancası yani İran Azerbaycancası ve Azerbaycan Azerbaycancası arasında çok fark var. Yok, biraz fark var ama yani Azerbaycancadır. Sen ahı bilirsin. Sen akabilirsen. Aha, sadece senden, benim dostlarım var oradan. Sadece senden soruşmak isterim. Senden fikirleşirsen. Benim için çok fark yoktur. Benim için sadece lehçe farkı var. Düzdür. İntonasyon farkı var. Sözler çok az. Çok az. Çok fark, benim için çok fark yoktur. Ama Azerbaycan dilim benim ana dilimdir. ama mesela onların yoktur yerinde yoktur diyorlar. Ha, bu lehçe Bu farkı. lehçedir. Yani mesela bizde yaşayan dostum diyor ki çok fark yoktur. Ama yani o diyor ki neces yani telefüz dedi fark yoktur ve bence o yani başa düşmür ki yani benim için çok fark var. Senin için çok fark var. Ama aslında Azerbaycan'da biz yoktur demedik. Biz yoktu değildik. Yani dur çekicisine, biz er çekicisine hemşe atırık. Mesela bu yakışıdı, bu yok, bu pisti, bu maraklıdı. Yani maraklıdır, yakışıdır, pistir demek. Ama onlar yoktu. De. Yoktu değiller. Ve onlar nece değiller? Yakışıdı. Nece değiller onlar? Yaxşı. Yaxşı. Benim sarhoş Azerbaycanca ne şey olur? Serhoş, serhoş. Serhoş. Ben bir gün bir Türkçe müellimim dedi ki bir insan Azerbaycanca da danışsa hemşire serhoş kimi görünür. Ve yani bence senin için kimse İran'ın lehçesinde danışsa Aha. serhoş kimiydi? Bu sarhoş değil. Sarhoş demezdim. Biraz daha çobur. Çobuk. Biraz çobur bilirsen. Yok. Rude. Aha. Biraz çok değil. Yani onların ama onlar çok medenidir. Yani benim bütün İranlı dostlar, Azerbaycanlı İranlılar çok medeni insanlardır. Çok mehriban insanlardır. Onların biraz kobud lehçesi var ama çok mehriban danışırlar. Çok mehriban danışırlar. Buna göre kobudla mehriban çok şirin alınır. Çok şirin, çok güzel alınır. Çok güzel alınır. Yani onlar danışırlar ve ben kulağa asırım. Çok güzel, çok güzel. Hemen sadece kulağa asırım. Onlar mesela onlar yani onlar yerinde ecazi var dediler. Ha, icazı var, icazı var. Aha, düzdür. Aha. Mesela benim bir dostum var, İranlı. Biz Azerbaycan rəqsi edirdik. Rəqsi edirdik. Ve Azerbaycan dilinde sen bilirsen sözü gələt eləmək. Yok. Gələt eləmək çok kobud sözdür Azerbaycan dilinde. Kobud. Yani sen düz eləmirsən, sen düz eləmirsən, sen gələt edirsən. Bu çok kobuddur Azerbaycan dilinde. Çok kobuddur. Ve benim dostum bana dedi ki, aa, bu düz değil. Demek istiyor. Bu düz değil. Dedi, sen gelet edirsen. Ve ben niye? Ben gelet niye? o bana dedi, ben bir söz demedim. Fikirleştim. Sadece fikirleştim o niye böyle değil. İkinci defa sen gelet edirsen.
Çünkü sən qeyd edirsən. Sən qeyd edirsən, biz rəqs edirdik, dans edirdik, rəqs edirdik. Və sonra o mənə dedi, qələt eləmək, yəni sən səhv edirsən, bu yaxşı deyil, sən başqa cür eləməlisən. Aha. Yəni belə problemlər də olur. Türk, yəni İran Azərbaycan, Azərbaycan ilə və Azərbaycan Azərbaycanı ilə. Bəzi sözlər kobuddur. Çox qələt eləmək bu Azərbaycanca da çox kobud sözdür. Ha? Sizlere bu bir diyalogda başka düşmediğim bir şey var idi. Ve senden soruşmak istediğim elbette yani olabilir yani sen de başa düşmeyeceksin. Bilmiyorum. Doktor. Bir kadın bir hekim hakkında danışır ve deyir ki bunlar ki doktor değiller. Ezrail'diler. Bunlar doktor değiller, bunlar Ezrail'diler. Aha başa düşürüm. Çox yaxşı. Başa düşürəm. Bunlar mənası, sən başa bilirsən mənasını? Yox, bilmirəm. Aha, Əzrail ingilis dilində nədir bu? İngilis dilində Əzrail. Sən qəddar sözünü bilirsən, qəddar. Aha, Əzrail ingilis dilində, məsələn, Angel of Death. Azrail. Azrail. Aha. Bu ərəbcədə məncə. Biz fransızcada Azrail deyirik. Aha. Yəni bunlar yəni Azrail yəni neqativ bir şeydir əlbəttə. Və deyir bunlar həkim deyillər, bunlar doktor deyillər, bunlar Azraildirlər. Yəni onların ürəkləri yumuşaq deyil. Onlar çox sərt insanlardır. Çox sərt insanlardır. Aha. Ama çox maraqlı diyalogdur. Çox maraqlı diyalogdur. Böyle bu diyalogların yerden biraz maraqlı. Maraqlılar. Ama ya, müharibə hakkında bir diyalog da var. Maraqlı değil. Mən çox yani gəmgin olduğum diye. Aha, oxu mənim için de maraqlı geldi. Mən yani bu diyalogu biraz oxuyabilirsin, istəyirsən sən. Okey, Musa, salam, ne haberdir? Ne haber, salam xanım, xoş geldiniz, buyurun. İnşallah sefer xoş geçdi. Deli bacım gibi gördüm. Xoş geçdi. Yeriz boş. Yeriz boş? Yeriz Aha. boş, yani keşke siz de orada olsaydınız. Okey, yeriniz məlum Azərbaycanca. Yeriniz məlum. Ama Farsçaca niye Farsçaca da yeriz boş yani joyetun holi başa düştüm onlar Fars sözlerini Azerbaycanca istifade ederler Fars cümlelerini Azerbaycanca istifade ederler bu Fars bey Fars yani Fars ifadelerden istifade ederler Azerbaycan'da da çok maraklı. Ben yani fazla bildiğime göre adeten o istifadeleri başa düşürsen. Aha. Azerbaycan'da da belədir. Mesela Rus ifadelerini Azerbaycanca istifade ederek. Aha, ve buna göre eğer Rusça bilirsense Azerbaycanca öğrenmek daha asandır. Ben yeriz boş. Hamı burada yoxuşubsuz. Ne xəbərdir? Ne ilə yersiz?
Evet. Kenet sındırırık, yorgan, yorgan tükürük, moraba, düz, düzlilik. Aha, mürebbet. Mürebbet, evet. Mürebbet düzeldirik, düzeldirik. Dokuma dokuyuruk. kim, kim için? Uşak. Onlar uşak değil. Onlar uşak. 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 Okey, maragodur. Uşaklarımız. Uşaklarımız için. Yani üçün yerinde için. Uşaklarımız için. Onlar için ki cebede vuruşurlar. Daha harika vuruşurlar. Cephe. Cephede, cephede. Başa düştüm. Ve onlar için ki cebenin dalısında hizmet edilirler. Onlar askerlik edilirler. Askerliktedirler. Askerlik. Askerlikte başa düştüm. Azerbaycan dilinde cephe, cephede vuruşmak yani muharebede olmak demektir. Bəli. Bizde bu cür cende şirket ele girik. Ne şirket edirlər? Cenk yani müharibə. Müharibə. Okey, okey. Bu fəyin fərqli bir şeydir. Okey. Yani Azerbaycan, İran, Azerbaycan dilini öğrenmek için Farsça öğrenmek daha yaxşıdır. Farsça öğrenirsen ve sonra Azerbaycanca öğrensen da daha asan, başa düşmek daha asandır. Bence tahminin lazımdır. Mesela ben indi Azerbaycanca bilirim. Eğer Farsça öğrenirimse sonra İran, Azerbaycancasını daha asan başa düşeceğim. Çok asan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ve bunların audiosu da var, he? Audiosu da var bu kitabın. Audiosu da. Aha. Ve sen bu kitabı hardan aldın? Ben bu kitabı Tehran'da aldım onu. Tehran'da. Tehran'da Azeri bir kitapkhana var. Yani ben bir gün Tehran'da olanda tahminen 1-2 saat çok kitapkhanalar olduğu bir mahalleyi gezdim ve hemen soruştum ki yakınlarda Azeri bir kitapkhana var ya yok. Ve sonunda bu kitapkhananı tapdım. Ve olabilir, ben indi İran'ın İran'ın polisinin bir listinde. Niye? Siyahısındasan, İran polislerinin siyahısındasan, Sofi, niye? Siyah. Çünkü okay. İran'da Azerbaycanca öğrenmek biraz siyasi bir şey değil. Başa düştüm. Mesela İran mekteblerinde Azerbaycanca'nı öğretmiyorlar. Bu yasaktır. Başa düştüm, başa düştüm. Ve şimdi o polisler bilirsen Azerbaycanca öğrenirsen. Bilmiyorum. Sofi türmededir. Sofi türmededir. Türme. Allah korusun, Allah korusun. ama sen Təbriz'e de gitmişsin ha? Yani Təbriz'de olmuşsun ha? Beli. Ben yanvarın sonunda Təbriz'e gidiyorum.
Və yanvarın sonunda gedirsən. Yanvar, yanvar. Başa düşdüm. Aha. Və Şiraz necə? Şiraz'a getmisən? Bu dəfə Şiraz'a getmirəm, amma Mayda, ilk üçün Mayda Şiraz'da olmuşam. Və Şirazda da Azərbaycanca danışırlar, səhv eləmirəmsə. Oh, yox, mən keçen Mayda Esfahan'da olmuşam. Esfahan'da. Ama Aha. tahminen bir yıl evvel Şiraz'da olmuşum. Ben Şiraz'da yani ben Şiraz'da Tebriz'de yaşayan dostumun bacısıyla olmuşum. Ve yani o elbette Azerbaycanca da bilmişim. Ama başka insanlar Azerbaycanca danışmadıklarını bilmiyorum. Başa düşdüm, başa düşdüm. Aha. Ama Təbrizdə çok bütün insanlar danışır Azərbaycanca, bütün insanlar. Belli demek ola ki bütün insanlar Azerbaycan. Ve restoranda menüler ne? Azerbaycancadır ya Arap Farsçadır. Menüler tahminen bütün metinler restoranda. Farsçadadır. Azerbaycanca yoktur. Yoktur. Ha. Mesela posterler her şey Farsçadadır. Ama hamı Azerbaycanca, sadece Azerbaycanca danışır. Ha, maraqlıdır. Maraqlıdır. Çok çok maraqlıdır. Aha. Ama menüler İngilizce var. İngilizce menüler var. Tebriz'de adetin yok. Yani Sadece fazla Farsça. ben Erbil'de olanda bir restoranda Azerbaycanca'da sipariş etmeye çalıştım ve onlar beni başa düşmediler. Ah. Çok Ve güzel. Aha. çok çok turistik bir yerdi. Hı. Benim dostum dedi ki onlar yine olabilir onlar Azerbaycanca Hı. danışmıyorlar. Veya olabilir telefizim o kadar pisidi ki onlar Yok, sen tarafından çok yakışır Azerbaycanca. Sadece belki onlar, sen çok Azerbaycanca danışmışsan ve onlar İran Azerbaycancası bilir ve buna göre başa düşmeyebilir veya onlar bilmeyebilir Azerbaycanca. Çünkü senin Azerbaycanca telaffuzun çok çok yaxşıdır. Yani dilimanc yaxşıdır. Ama o vakit benim dostuma göre o zaman telefizim biraz Türk Aa, belki ona göre. niye Belki Türk ona diye göre. telefiz Şimdi ve senin telaffuzunda söz olabilmez. Senin telaffuzun çok çok yaxşıdır şimdi. çok sağ ol ve ona göre yani dostuma göre İran'da Azeriler Türkçe çok yakışı girmiyorlar. Yani Azerbaycan'da yaşanan Azeriler kimin yakışı bilmiyorlar. Başa düştüm, başa düştüm. Başa düştüm. İnşallah bu defa Tebriz'de daha çok Azerbaycanca danışacaksın. Benim inşallah sadece Azerbaycanca Sadece Azerbaycanca danışacaksın. İnşallah. danışacağım Tebriz'de. Eyvallah, eyvallah. Sonra bir sualınız zaten var bana. Bir şey soruşmak isteyirsen benden. Yok, ben gönderdiğim metini okudum ama hiçbir çirkinlik yoktu. Aa, her şey başa düştü. Benim. Okey, onda ben sana taze metin göndereceğim. Yaxşı? Yaxşı. Eyvallah, eyvallah. Onda görüşürüz, Sofi. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.